teröristlerin kendi çektikleri videoları pazarlamanın ne kadar tehlikeli olduğunu birilerinin anlaması lazım. Hele bu kişiler bir memleketi yönetiyorsa bunun 5 kere daha fazla düşünmesi lazım. Herhalde bundan sonraki hayatın sonuna kadar hapiste geçirecek. Ama hapiste girdikten sonra eğer haberi varsa en mutlu zamanları herhalde Türkiye'de bütün miting meydanlarında o görüntülerinin yayılmış olması. Bu tür eylemlerde, bu tür katliamlarda zaten amaç hani bunun üzerinden bunun duyurulması ve bunun üzerinden bir korku salınması. Mesajın bu şekilde daha büyük, daha geniş kitlelere ulaştırılması. Aslında bu miting meydanlarında seçim vasıtasıyla, seçim nedeniyle o görüntülerin kullanılması birincil olarak zaten o eylemi yapana yarıyor. İkinci olarak o eylemi destekleyen çevrelere yarıyor. Sanki o manifestonun içinde doğrudan Erdoğan'a bir şey söylenmiş gibi cevap vermek hakkı aslında bu doğrudan ona yapılmış bir şey gibi bunu algılayıp çünkü seçim malzemesi olabileceğini düşündüler. Bunu yaydılar. Ben bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. İki türlü tehlikeli. Birincisi bu mesajın yani hani o beyaz ırkçılığının yaygınlaşması ve bir hani güçlenmesi, cesaret bulması açısından çok vahim. İkincisi de Türkiye'de yaşayan çok sayıda insan var. Yani başka dinden, ondan sonra Hristiyanlar var bu ülkede yaşayan. Ondan sonra dolayısıyla oradaki o Müslümanların da Hristiyanlara karşı bir hani nefret suçu işlemesine teşvik edici de bir yönü olabileceğini düşünüyorum. Düşmanlık, kinlenme, kutuplaşma amaçlı bir çalışma bu. Cüneyt görüntüsünü teşhir etmek, teröre hizmet etmektir. Toplum sağlığı açısından baktığınız zaman o fotoğrafların o şekilde bütün evlerimizin içine kadar girmesi tabii ki hoş karşılanmaz. Çocuklarımız açısından, ailelerimiz açısından. Bunun her yerde insanları ayrıştıracak, insanları birbirine düşman edecek şekilde göstermenin de bir anlamı yok. Seçim malzemesi yapılması zaten yeterince ötekiyiz. Daha da çok ötekileştirmeye sebep olduk. Mesela bugün arkamızda kilise var. Kilisenin içerisinde 7/24 polis bekliyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi de 7/24 televizyonlarda bunun propagandasının yapılması. Beyin öyle bir uzun ki din, gördüğün şeye alışabiliyor, kabul edebiliyor onu ve sonradan uygulayabiliyor. Beni çok etkiledi. İlk iki gün nefes alamadım adeta. Çok zoruma gitti. Önce insanoğluna yapılan bir katliam, sonra oradaki mesajlar bana çok dokundu. Çok yanlış yani şey değil, o kadar insanın olduğu bir yerde zaten eskiden de biliyorsunuz işte bu bir çocuğun öldüğü bir yerde alkışlatma olaylarının olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden hani bunlar çok minimal kalıyor artık.